Konguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir konu göreceğiz. Bugünkü konumuz Newton'un hareket yasaları. Hemen hızlı bir şekilde içeriğimize bir bakalım. Oo oh, oh, o da ne? Demiş ki Newton amca elma kafana düşüyor. Kaç! Anlatıla gelen hikayeden dolayı arkadaşlar böyle bir görsel tercih ettik. Newton'un yer çekimini bulmasını temsilen böyle bir durum var. Bugün Newton'un 3 tane hareket yasasından bahsedeceğiz arkadaşlar sizlere. Eylemsizlik, Temel yasa ve etki tepki yasası dedikten sonra da sürtünme kuvvetiyle devam edeceğiz. Ama bugünün temeli Newton'un hareket yasaları. Bunu çok güzel bir şekilde öğrenmemiz lazım. Neden? Çünkü arkadaşlar 11. sınıfa geçtiğimizde eğer sayısalı seçecek olursak Newton'un hareket yasalarından bir dönem boyunca kurtulamayacağız. Konu anlatımına geçmeden hemen önce bir ödevlendirmemizi yapalım arkadaşlar. Newton'un hareket kanunları ile alakalı şöyle baktım. Newton'un hareket kanunları neredeymiş? İvme kavramından sonra başlayacaktı. Şurada kuvvet kavramıyla beraber başlıyor sevgili arkadaşlar. Newton'un hareket yasaları 96 numaralı sayfamızdan başlıyor. Geldim 96 numaralı sayfama. Biraz fazla gitmişim. Evet arkadaşlar, öncesinde alıştığınız üzere konumuzun kısa bir özeti var. Bu özetten sonra hemen böyle basit diyebileceğimiz tarzda sorular var. Bunları çözeceksiniz. Çözemediğiniz takdirde ne yapacağız? Tat yanınızda hemen kare okutacaksınız ve alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından çözülen çözümlerine ulaşacaksınız. Burada size daha önceki videomda da bahsetmiştim bundan arkadaşlar. Sakın ha sakın sorunun çözümünü ezberlemeye çalışmayın. Soruyu hocamız nasıl çözmüş bunu öğrenmeye çalışın. Bunu yaptığınız takdirde fizik dersi iyice oturacaktır. Tabii ki buradaki sorular yetmez. Bize ne lazım? Bir de soru bankası lazım. Newton'un hareket kanunlarına hemen buluyorum sevgili gençler. Şuradan baktım baktım baktım. Madde özellikleri geçtik orayı zaten. Newton'un hareket yasaları 106 numaralı sayfadan başlıyor sevgili arkadaşlar. Hemen geldim 106 numaralı sayfama. Evet burada da öncesinde yine bir tane çözümlü örneğimiz var. Bu çözümlü örneğimizi yaptıktan sonra o çözümlü örneğe bakarak yapabileceğimiz dört tane sorumuz mevcut. Bu şekilde hiyerarşik düzende devam ediyor. Tabii ki TATS uygulamamız yine yanınızda. Yapamadığın sorun var. Hemen kare okuttun ve videolu çözüme ulaştın. Ne yapacaktık? Videodaki çözümü ezberlemeyecektik. Videodaki çözümün hocamız tarafından nasıl yapıldığını öğrenmeye çalışacaktık diyoruz. Ve hız kesmeden dersimize başlıyoruz. Evet birinci Newton kanunu arkadaşlar eylemsizlik olarak geçiyor. Neymiş eylemsizlik? Hemen bakalım. Bir cisme uygulanan bileşke kuvvet sıfır ise diyoruz sıfır ise cisim ya durur ya da sabit hızla hareket eder. Şimdi bu bizim karşımıza sorularda nasıl gelecek? Diyecek ki bize cisim için dengede diyecek. Mesela aşağıdaki şeklimize baktığımız zaman sağ tarafa doğru bir F kuvveti var. Sol tarafa doğru da bir F kuvveti var. Dolayısıyla bu cisim dengede. Dengede olursa ne düşünmem lazım? Bu cisim ya duruyor ya da arkadaşlar sabit hızla hareketine devam ediyor demem lazım. İkinci şeklimizde de yine kuvvetim sıfır. Net kuvvetim sıfır. Dolayısıyla cismimiz sabit hızla hareket ediyor. Bileşke kuvvet sıfır olduğu anda şimdi nasıl karar vereceğiz bu harekete? Eğer kuvvetimiz sıfır olduğu anda cismimiz başlangıç anında duruyorsa durmaya devam edecek. Nasıl karar verdiğimizi anlıyoruzdur umarım. Şimdi harekete başladığı anda eğer sıfır oluyorsa sabit hızlı ama başlangıçta duruyorsa durmaya devam edecek. Hareket ediyorsa ne diyeceğiz sabit hızlı olarak hareketine devam eder diyoruz. Kütlesi büyük olan cisimlerin eylemsizliği de fazla oluyor sevgili gençler. Kütlesi büyükse bizim o cismi harekete geçirmemiz veya hareket halindeyse durdurmamız zor oluyor. Neden? Eylemsizlik dediğimiz yasa yüzünden. Eylemsizlik ne demiş? Eylemsizlik büyükse yani cismin kütlesi büyükse bu cismi hareket ettirmek zorlaşır. Eylemsizlik büyükse bu ne demekti? Kütlesi büyükse yani cismi hareket ettirmekte zorlaşıyor arkadaşlar. Buradan ne anlamam gerekiyor aynı zamanda? Demek ki kütle dediğimiz kavram eylemsizliğin de bir ölçüsüymüş. Kütlesi büyük olunca eylemsizlik büyük oluyormuş. Bundan dolayı da cismi harekete geçirmem zorlaşıyormuş. Geçtik ikinci yasamıza sevgili gençler. Birazdan sorular üzerinde göreceğiz bunları da tekrardan. Dinamiğin temel prensibi yani ikinci yasa diye geçiyor ve bize şöyle bir ifadeden bahsediyor. Diyor ki F eşittir M çarpı A her derde deva. F eşittir ema her derde deva. Temel kanunumuz bu. Yani diyor ki bir cisme bir kuvvet uyguladığın zaman net bir kuvvet varsa bu cisim hız kazanır. İvme kavramını daha önceki kısımda görmüştük. Kuvvet hareket ünitesinin o hareket kavramlarından işte yer değiştirme falan filan bahsetmiştik. Devamında ivmeden bahsetmiştik. İşte karşımıza çıktı Newton'un ikinci hareket kanununda. Cisim üzerine etken net kuvvet sıfırdan farklı ise şöyle yazalım sıfırdan farklı ise. Yani dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindeyse, bir başka deyişle net bir kuvvetin etkisi altındaysa arkadaşlar, cisim kuvvet doğrultusunda ivmeli hareket yapar. İvmenin de hızda meydana gelen değişiklik olduğunu söylemiştik. İvmenin yönü ise net kuvvetin yönü ile ne olacak? aynı olacak. Aşağıdaki şeklimizde sağ tarafa doğru bir F kuvvet uyguladığımız cismimiz var. O halde bu cismimiz ne yapacakmış? Sağ tarafa doğru, sağ tarafa doğru ivmeli bir hareket yapacakmış arkadaşlar. İvmenin de vektörel bir nicelik olduğunu söylemiştik. Peki ikinci şekli niye çizdiniz hocam? İkinci şekli şundan dolayı çizdim. Kuvveti iki katına çıkardım. Eğer bu cisimler aynı cisimlerse ve sonrasında ben kuvveti iki katına çıkarmışsam arkadaşlar hızlanma miktarı da iki katına çıkacak ve yine aynı yönde olacak. Yani bu sefer ne derim? Buna A dediysem buna 2A demem lazım. Ve Newton bununla alakalı böyle bir grafik doldurmuş. Hemen o grafiğe de bir bakalım arkadaşlar. Eğer kuvvetimiz düzgün bir şekilde artıyorsa f 2F 2 e f 2 f'ten 3 f e artmış. O halde ivmemin de düzgün bir şekilde artması lazım. f olduğunda a ivmesine ulaşıyorsam 2 f olduğunda 2 a ivmesine 3 f olduğunda ise 3 a ivmesine ulaşmam lazım. Bu bana neyi gösteriyor? O zaman cisme uyguladığım kuvvet artarsa cismin ivmesi de artıyormuş. Yani doğru orantılı olduğunu gösteriyormuş bana. m kütleli cisme f kuvveti uygulanmaktadır. Aldık kabul ettik. f eşittir ma kuvveti m kütleli cisme uygulandığında cisim a daha büyüklüğünde ivme kazanır. Tamam birinci kısım. Kuvvet iki kat artınca demiş aynı cismin ivmesi de iki kat artar. Yani Fken 2F olduysa 2A alacak. 3F olduysa 3A alacak. İki katına çıkardıysam kuvveti 2A olacakmış sevgili arkadaşlar. Az önceki slaytta da zaten bundan bahsetmiştik. Bir de bu grafikle alakalı size bir şey daha söylemek istiyorum. Newton'un yapmış olduğu çalışmayla alakalıdır aynı zamanda. Kuvvet ivme grafiklerinde arkadaşlar Eğim dediğimiz ifade var. Daha önce grafik konularında da yine bunlardan bahsetmiştik. Burada biz eğim hesabı yapabiliriz. Şuraya alfa dersem ve buranın tanjant alfası'nı hesaplarsam açının karşısındaki kenar şurası 3f, komşusundaki kenara oranı o da buraya şöyle yapalım onu da 3a'ya oranı sabittir. Nereden bakarsak bakalım 2f'e 2a, f'e a, 3f'e 3a bunlar bana neyi veriyormuş? Cismin kütlesini veriyormuş arkadaşlar. Şöyle m cisim diye de yazayım. Yani cismin kütlesini biz kuvvet ivme grafiğinden de bulabiliyormuşuz sevgili arkadaşlar. Hız kesmeden devam ediyorum ama aa, hakikaten hız kesmemişiz ya. Bir hız zaman grafiği var karşımızda. Ne yapacağız bakalım? Daha önceden hareket konusunda sabit hızlı hareketli falan bahsetmiştik biraz böyle hız zaman grafiklerinden. Burada biraz değişiyor. Çünkü orada sabit de hızımız. Burada değişen vermiş. Niye değişen vermiş? ivmeden bahsedecek bize demek ki doğrusal yatay zeminde hareket eden bir aracın hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hangi zaman aralıklarında cisme kuvvet etki etmiştir? Şimdi Newton'un ikinci hareket kanunu bana diyordu ki F eşittir M çarpı A. Yani cisme kuvvet uygularsam o cisim ivme kazanır, hızlanır veya yavaşlar arkadaşlar. Hızında değişiklik olacağı anlamına geliyordu ivme. Artış şeklinde de olabiliyordu, azalış şeklinde de olabiliyordu. Yani soru bana aslında neyi soruyor? Diyor ki yandaki grafiğe göre cisme hangi zamanda kuvvet etki etmiş diyor ya. Hangi zamanda hızı değişmiş demeye çalışıyor yani. Hangi zamanda hızı değişmiş hemen görelim. Birinci zaman aralığında yani sıfırdan ikiye kadar gittiğinde hızı belli bir değere kadar gelmiş. Vermemiş ama arttığını görüyorum grafikten. Belki 10 arttı belki 20 arttı ama yukarı doğru çıktığı için arttığını anladım. O halde kesinlikle şu aralıkta bir kuvvet var. Burada var. Geldim ikinci kısma. İkinci kısım ikinci ve dördüncü saniyeler arası. İkinci ve dördüncü saniyeler arasında arkadaşlar hızım değişmiş mi benim? Değişmemiş. O halde arkadaşlar burada herhangi bir şekilde kuvvet uygulanmamıştır cismime. Üçüncü aralığıma geldim. Üçüncü aralığımda ise yine bakınız hızımda bir miktar da olsa ilki kadar olmasa da bir artış var. Artış var hızım değişti. Hızım değiştiğine göre o halde yine kuvvet uygulandı bana. Ve dördüncü aralığımda dikkat arkadaşlar yine kuvvet var. Çünkü hızım azaldı, hızım değişti yani. Hız değişikliklerinde ivmenin olduğunu söylemiştik. O halde arkadaşlar hangi zaman aralıklarında cisme kuvvet etki etmiştir? Dediğinde 0'dan 2'ye kadar etmiştir. Daha sonra 2 ile 4 arası etmedi. 4 ile 6 arası etti ve 6 ile 8 arası da negatif yönde olsa da yine de bir kuvvet etki etti diyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi bunun diğer bir uygulaması aslında bu Newton'un ikinci hareket kanunuyla da alakalı yer çekimiyle de alakalı neymiş bir gezegenin üzerinde bulunan cismin kütlesine uyguladığı kütle çekim kuvvetine ne denir ağırlık denir sevgili arkadaşlar şu kalemimin rengi biraz silik çıkıyor ağırlık diye şöyle yazdım yer çekimi kuvveti. Tabii ki bütün kütleye. Gezegenlerin üzerindeki birim kütleye uygulanan kuvvete de çekim ivmesi denir. Biz bunu arkadaşlar G ile gösteriyoruz ve diyoruz ki dünya üzerinde G'nin değeri yere doğru ve 10 Newton bölü kilogram da yazabilir. Bazı sorularda da G eşittir 10 metre bölü saniye karede yazabilir. Tabii ki orijinal değeri değil bu. 10 yazıyoruz biraz yuvarlanmış hali. Normalde 9.8 diye devam ediyor virgülden sonra birkaç tane daha basamak var. Ancak biz lisede kolaylık olsun diye 10 alacağız arkadaşlar. Yer çekimi ivmesini sorularda unutulmuş olabiliyor bazen. Genellikle parantez içerisinde verilir ama bu değer. Söz konusu kuvvet, hangi kuvvet? Ağırlık kuvveti. Söz konusu kuvvet dünya üzerinde bulunan bir cisme etki ediyorsa bu kuvvete yer çekimi kuvveti adı verilir diyoruz sevgili arkadaşlar yer çekimi kuvveti adı verilir. Şimdi burada bir bunları bil var. Neyi bilmem lazım acaba? Hemen bakalım çok merak içerisindeyim. O ağırlığın nasıl bulunduğunu bilmem gerekiyormuş arkadaşlar. Ağırlık kütle çarpı yer çekimi yemesi. Ya aslında bu F, bu M, bu da A. A değil de G diye yazıyorum burada. Dünyaya özel değil bu. Gravitasyonel kelimesinin baş harfinden geliyor. İşte G, Dünya, G, Ay, G, Jüpiter falan gibi... Ee, ...böyle farklı kaynaklardan... ...farklı sorularda da karşımıza gelebiliyor. Ama ikinci kanunun bir uygulaması. Hatta burada eğer ben yön belirtmek istiyorsam şöyle üzerine ok işaretini de koyabilirim. Ama şunu da bilmemiz lazım arkadaşlar. Bu genelde sorularda verilmiyor. Yer çekiminin yönü her zaman aşağı doğrudur. Yani bize soruda ağırlığın yönünü vermese bile bizim onun aşağı doğru olduğunu bilmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Birazdan bunu da kullanacağız. Oo, bu kadar hızlı beklemiyordum. Hemen geldi. Kütlesi bilinmeyen bir taşın ağırlığı 250 Newton'dur. Ayın çekim ivmesi dünyanın çekim ivmesinin 1 bölü altısı olduğu bilindiğine göre taşın kütlesi kaç kilogramdır diye sormuş. Bir de taşın aydaki ağırlığı kaç newtondur diye sormuş. Bu arada şunu da hatırlatalım daha önceden konuşmuştuk. Kütle değişmeyen madde miktarıydı ama burada kütle değil ağırlık soruyor arkadaşlar. Kütle ve ağırlığı birbirine karıştırmıyoruz değil mi? Karıştırmamalıyız. Taşın kütlesini bulalım. Neydi ağırlık formülüm? Büyüklük olarak yazdığımızda g eşittir m çarpı g şeklinde yazabiliyordum. G'nin değeri de 10 metre bölü saniye kare diye verilmiş ve ağırlığımız da 250 Newton olarak verilmiş. O halde dedim ki 250 150 eşittir m çarpı 10. Buradaki 10'un sıfırıyla şu giderse kütlemiz ne çıktı arkadaşlar? 25 kilogram olarak çıktı. Bir de diyor ki bu A seçeneğiydi bu arada. B seçeneğinde de diyor ki bana taşın aydaki ağırlığı kaç newtondur? Ayda ayın da çekim ivmesini vermiş. Dünyadakinin 6'da biri kadar diyor. O halde ne yazmam lazım benim? G ay diyeyim buna da eşittir m çarpı bu değişmeyen madde miktarıydı kütle çarpı dedim g ay şuna da bir d harfi koyayım dünyada olduğunu hatırlatmak amacıyla kütlemizi bulduk a seçeneğinde 25 kilogram diye ve yer çekimi ivmesi de dünyadakinin 6'da biri o halde ben şöyle 10 bölü 6 diye yazabilirim bunu hemen sadeleştireyim şu 6'yı 2'ye bölersem 3 bunu da 2'ye bölersem 5, 25 çarpı 5'ten 125 bölü 3 Newton'luk bir ağırlığı varmış arkadaşlar bu cismin ay üzerinde. Evet sevgili arkadaşlar geldik 3. hareket kanunumuza. 3. hareket kanunumuzun adı etki tepki prensibi. Demiş ki bize A cismi B cismine bir kuvvet uyguladığında B cisminde A cismine eşit büyüklükte fakat zıt yönde bir tepki kuvveti uygular. Etki tepkinin temel prensibi bu zaten. Böyle hani duvara yumruk attığınızda şu duvar olsun elim duvar gibi elim. Duvara yumruk attığımda elimin de bu acıyı hissetmesinin sebebidir aynı zamanda arkadaşlar etki tepki. Yani ben duvara vurdum bir kuvvet uyguladım. Duvar da aynı kuvveti eşit büyüklükte ama zıt yönde elime uyguladı. Etki tepkinin temeli bu. Herhangi bir yüzeye uyguladığımız kuvvete ne diyormuşuz o zaman? Etki diyormuşuz. Ve yüzeyin bize uyguladığı kuvvete de tepki diyormuşuz sevgili arkadaşlar. Bir şeyi bilmem lazım. Neyi bilmem lazım acaba? Allah Allah. Bazen bu tarz kavram yanılgıları olabiliyor. Oo çok güzel. Tam da onun üzerine. Bir cisme kuvvet uygulandığında cisim hareket etse de etmese de etki tepki kuvvetleri eşit büyüklüktedir. Her zaman arkadaşlar etki kuvveti tepki kuvvetinin büyüklüğüne eşit ama yönü nasıl zıt şekilde diyoruz ve devam ediyoruz. Hemen burada görelim onu. Şimdi cisimleri iten bir kuvvetimiz varmış. Bu kuvvetler işte kütleler arasında paylaşıldı falan filan. İki tane daha kuvvet yazılmış burada. Bir tanesinin adı F diğerinin adı N. Arkadaşlar biz buradaki F kuvvetine A'nın B'ye uygulamış olduğu F kuvvetine ne diyeceğiz? etki kuvvetini gösteriyormuş F. N kuvveti ise tepki kuvvetini gösteriyor deriz arkadaşlar. Her iki kuvvet arasında vektör olarak vektör olarak F eşittir eksi N ifadesi vardır. Şöyle hemen vektör işaretlerini de unutmadan koyalım. Vektör işareti var. F kuvveti sağ tarafa doğru. N kuvveti sol tarafa doğru. Ha illa bu şekilde yazmak zorunda mısın? Hocam ben şöyle yazsam olur mu? O da olur. Eksi F kuvveti eşittir. N kuvveti desende. de Olur. Birinin önünde eksi olacak. Niye? Zıtlığı göstermek için. Biri sağa diğeri sola. Burada ben bir de kuvveti şu taraftan uygulayabilirdim. Bu durumda bu tarafa etki bu tarafa tepki yazardım. Yine aynısı çıkardı. Yani eksi f ile n arasında ya da n ile eksi f arasındaki ilişki bu şekilde yazılabilirdi. Bu eşitliğe göre kuvvetlerin büyüklükleri ne diyeceğiz? Kuvvetlerin büyüklükleri eşit diyeceğiz arkadaşlar. Aynı doğrultuda ama nasıl yönlüler? Zıt yönlüler diyeceğiz etki tepki prensibinde. Kuvvetlerin büyüklüğü aynı. Hareket etse de etmese de etki ediyor. Ve mesela ben buraya vurdum. Hareket etmedi ama elimde bir şey hissettim. Dolayısıyla yine etki tepkiye eşit sevgili arkadaşlar ve zıt yönlü. Şimdi bunu bir soru ile pekiştirelim. Ve bir de ikinci kanunun da işin içerisine girdiği bir soru. Buz üzerinde durmakta olan 70 kilogram kütleli Zeynep ile 45 kilogram kütleli Zehra birbirlerini zıt yönlerde iterlerse demiş. Kime etki eden kuvvetin şiddeti daha büyük olur. Bakın burada şaşırtmacalı bir soru var. Kime etki eden diyor. Zehra desem yanlış. Zehra desem yanlış. Zeynep desem de yanlış. Niye? Çünkü etki kuvveti tepki kuvvetine eşit sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla burada hangi kuvvetin şiddeti daha büyük olur? Hiçbirinin. Neden? Çünkü A seçeneğinde şunu diyelim. Bunlar bu kuvvetler, bu kuvvetler etki tepki kuvvetidir. Yani eşit büyüklüktedir. Dolayısıyla arkadaşlar A seçeneğinin doğru bir cevabı yok aslında. Hangisi daha büyük olur diyor ya ikisi de büyük olmaz çünkü ikisi birbirine eşit. B seçeneğinde işte burada Newton'un ikinci hareket kanunu giriyor işin içerisine. Kim daha büyük ivme ile hareket eder? Neydi Newton'un ikinci hareket kanunu? F net eşittir m çarpı a. Net kuvvet eşittir kütle çarpı ivme. Şimdi kuvvetlerim eşit büyüklükte. Yani her ikisine de etki eden net kuvvetim aynı. O halde arkadaşlar nasıl bir yorum yapmam lazım? Çarpım durumunda olan ifadeler ters orantılı ifadelerdi. Dolayısıyla kütle büyükse ivme küçük olacak. Tam tersi kütle küçükse onu da şöyle gösterelim kütle küçükse ivmemiz büyük olacaktı. Bunlardan 70 kilogram kütleli olan Zeynep daha yavaş ivmeyle hareket ederken 45 kilogram kütleli Zehra daha büyük bir ivmeyle hareket edecekmiş. Zehra'nın ivmesi hatta şöyle yazalım A Zehra büyük olmalı A Zeynep. Neden? Zeynep'in kütlesi Zehra'dan daha fazla olduğu için sevgili gençler Diğer bir sorumuz kavramsal bir sorumuz. Bu tarz soruları böyle e, internette çok fazla gördüğümüz için ekledik arkadaşlar. Diyor ki büyük yük gemileri limana yanaşmadan 25-30 kilometre önce motorlarını durdururlar. Bunun sebebi nedir? Şimdi normal trafikte arabaların durması için fren mekanizması var. İşte frene basıyoruz, e, o da tekerleğin içerisinde işte bir şeyi sürtüyor. Kampanalar var böyle açılıyorlar, işte o diskler var plakalar var, tekerin iç tarafına sürtüyor ve sürtünme kuvveti neticesinde yavaşlıyoruz. Ama gemilerde böyle bir sistemin olması mümkün değil yani belki mümkündür ama şu anki büyük yük gemilerinde böyle bir frenleme mekanizması yok çünkü geminin tekerleği yok. O yüzden böyle bir frenleme mekanizması yok. Bu yüzden arkadaşlar şimdi kütlesi büyük olduğu için bunun durması da zor olacak. Ne yapıyorlar? 25-30 kilometre öncesinde motorlarını kapatıyorlar ve akıntı ile beraber yavaş 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 kıyıya geliyorlar. Böylelikle kıyıya geldiklerinde durmaları daha kolay oluyor. Yani hani kıyıya limana zarar vermemek adına böyle bir durum yapıyorlar. Neden? Çünkü eylemsizlik de var işin içerisinde. Kütlesi büyük olduğu için bunun harekete geçmesi de zor. Durması da zor. Bu yüzden arkadaşlar 25-30 kilometre önceden motorları durduruyorlar geldik sürtünme kuvvetine. Sürtünme kuvvetini görmemiz için arkadaşlar böyle bir diyagram çizilir. Cisim üzerine etki eden kuvvetler gösterilir. Öncelikle cismin bir ağırlığı var aşağı doğru. Bizim için en önemli kuvvetlerden biri bu. Diğeri de yere doğru bir ağırlık kuvveti olduğu için yukarıya doğru yerin tepkisi olacak. Hani az önce vurmuştum da elimde de bir şey hissetmiştim ya onun gibi aşağı doğru ağırlık oldu, yukarı doğru da bunun tepki kuvveti oldu ve cismi ben sağ tarafa doğru hareket ettirmek istiyorum. Bu yüzden de sol tarafa doğru bir sürtünme kuvvetine maruz kaldı. Neymiş? Birbirine temas eden yüzeyler arasında harekete ya da zorlanmaya karşı oluşan kuvvete sürtünme kuvveti diyoruz sevgili arkadaşlar. Sürtünme kuvveti olacak pardon sürtünme değil. Sürtünme kuvveti adı verilir. Sürtünme kuvvet dedik arkadaşlar. Dolayısıyla sürtünme bizim için nedir? Vektörel bir niceliktir. Yönü var. Hareketi zorlaştırıcı yönde diyoruz. Daima hareketi zorlaştırıcı zıt yöndedir ve FS ile gösterilir diyoruz sevgili arkadaşlar. Bir de hemen devam edelim yüzeyin cinsine bağlı olarak değişiyor. Şimdi mesela bugünlerde soğuk havalar başladı işte kar yağıyor kış lastiği takın filan diyorlar. Amaç ne? Amaç sürtünme kuvvetini arttırmak. İşte kar lastiklerinde biraz daha böyle girinti çıkıntı fazla oluyor ki sürtünmeyi arttıralım. Ama kuru günlerde normal yazlık ya da işte dört mevsim denilen lastiklere geçiyoruz. Onlar biraz daha girinti çıkıntı sayısı az. Öyle de yakıt tasarrufu sağlıyoruz falan filan. Yani yüzeyin cinsi sürtünme kuvvetini belirleyen en büyük etken. Yüzeyin cinsine bağlı olan sürtünme kat sayısı zeminin tepki kuvveti n olmak üzere sürtünme kuvvetinin matematiksel modeli nasıl yazıyormuşuz? F sürtünme eşittir k yani yüzeyin kat sayısı çarpı n. Dikkat aman dikkat n diyoruz yani yüzeyin tepki kuvveti diyoruz. Zemine etki eden kuvvetin büyüklüğü ile zeminin tepkisinin büyüklüğü birbirine eşit. Eyvallah sürtünme kuvvetinin matematiksel modelinde etki kuvveti değil tepki kuvveti kullanılıyor sevgili arkadaşlar. Tepki kuvveti yerin tepkisi kullanılıyor. Yani benim burada yazarken kullanacağım ifade k çarpı g olmayacak. k çarpı n olacak. Benim bunu almam lazım. Anlaştık inşallah. Çünkü karıştırılabiliyor. Tamam hocam eşit büyüklükte niye onu almıyoruz? Arkadaşlar bu bir, bir kural. Bu bir kavram yanılgısına sebep olabilir ileride. Bu yüzden siz alışın. K çarpı N, K çarpı G değil. Ağırlık değil. Tepkiyi almak durumundayız. Şimdi devam ediyoruz sürtünme kuvvetinin diğer özelliklerine. Sürtünme kuvvetinin değeri cismin yüzey alanına bağlı değildir. Yani aynı cismi isterseniz A yüzeyinde isterseniz 3A yüzeyinde sürüklemeye çalışın. Buna bir F kuvveti uyguladığımda aynı kuvveti buna da uygulayayım F diye. Bunda eğer işte Fc kuvveti oluşuyorsa bunda da aynı Fs kuvveti oluşacak. Çünkü sürtünme kuvveti yüzey alanına bağlı değil. Bakın yüzeye bağlı ama yüzey alanına bağlı değil. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü sürtünen yüzeylerin cinsine ve zemine etki eden dik kuvvete. Niye dik kuvvet? Çünkü biz burada tepki kuvvetini yazıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden dik kuvvete bağlı. Şunun böyle tepki olduğunu da hatırlatalım. Tepki lazım bize. Tepki lazım. Evet sevgili arkadaşlar hız kesmeden devam ediyoruz. Şimdi sürtünme kuvvetinin iki tane farklı adı varmış. İki tane farklı şekli var aslında. Bir tanesi statik sürtünme. Statik daha önceden böyle duymuş olabilirsiniz. Durgun demek. Bir de kinetik sürtünme. Yine bu kinetik kelimesini de daha önceden duymuş olabiliriz. O da hareketli demek. Duran cismin harekete geçiş anına kadar etki eden sürtünme kuvvetine statik sürtünme Kuvveti adı verilir. Hareket halindeki cisimlere etki eden sürtünme kuvvetine ise kinetik sürtünme kuvveti adı veriliyor sevgili arkadaşlar. Şöyle yazdım. Zaten kelimelerin içerisinde gizli bu kavramları biliyorsak kullanabilir. Statik durgunken kinetik hareketliyken etkileyecek. Peki hocam bunların... Farkı ne? Biz bunları nasıl birbirinden ayıracağız? İşte arkadaşlar, bu grafik her zaman bu şekilde karşımıza çıkacak. Nasıl ayırt edeceğimizi bize gösterecek. Sevgili arkadaşlar, sürtünme kuvvetinin kuvvete bağlı olarak değişim grafiğinde ilk kısım statik bölge. Statik bölgede şuna dikkat etmemiz lazım. Bizim uyguladığımız kuvvetin değeri ne ise, F kadar uyguluyorsam ben bu grafikte dönerim buradan. Kesiştiği yer yine F büyüklüğündeki kısma gelir. Yani sürtünme kuvveti uygulanan kuvvete eşit büyüklüktedir. Fs eşittir F yazdık ya bundan dolayı. Statik bölgedeyken cisme uygulanan kuvvet, cisim hareket etmiyor çünkü. Cisme uygulanan kuvvet sürtünme kuvvetine eşit. Ancak kinetik bölgeye geçtiğimizde yani cisim şu noktadan itibaren harekete başlar. Şuraya harekete başlangıç diyeyim. Harekete başlangıç diye yazdım. Harekete başlangıç noktasından itibaren sürtünme kuvveti küçücük bir azalma neticesinde yaklaşık olarak böyle yani gerçi sistemine göre değişir de birazcık azalarak diyelim. Birazcık azalarak sabit bir değerde kalır sevgili arkadaşlar. Biz bu sabit değeri F sürtünme K çarpı N'den buluruz. Şu değeri de aslında k çarpı n'den buluruz ama statik ve kinetik sürtünme katsayıları birbirinden farklı verilebilir bize sorularda. Statik ve kinetik sürtünme kuvvetleri arasında f statik büyük eşit f kinetik ilişkisi vardır. Bazı sorulardan dolayı arkadaşlar böyle bir ibaremiz var. Çünkü bazı sorularda burayı düz de verebiliyor ama gerçek hayatta normalde önce bir artış tepe noktası var ve sonrasında da azalış var. Burada şuna dikkat lütfen kurban olayım. İşte burası. F sürtünme ile f arkadaşlar statik bölgede birbirine eşittir. Yani ben cismi harekete geçirmiyorsam uyguladığım kuvvet ile sürtünme kuvvetinin değerleri birbirine eşit olacak. Hareket halindeki cismin hareketine devam etmesini sağlamak mı? Duran cismi hareket ettirmek mi? Daha zordur. Şimdi hemen size bir kopya veriyorum. Hazırladım. Getirdim. Tırınınım hatırladık mı? maksimum noktaya kadar arkadaşlar cisim harekete geçmiyordu. Yani cismi harekete geçirebilmek için uygulamam gereken kuvvet kinetik bölgedeki sürtünme kuvvetinden daha büyük. O halde şimdi bu soruyu düşünelim. Duran bir cismi hareket ettirmek mi yoksa hareket halindeki bir cismin hareketini devam etmesini sağlamak mı daha zor? Tabii ki de arkadaşlar duran cismi hareket ettirmek daha zordur. Burası daha zordur diyelim. Çünkü çünküsünü de buraya yazalım. Çünkü statik sürtünme şöyle yazalım statik sürtünme olsun büyük eşit f kinetik sürtünmeydi. Dolayısıyla arkadaşlar ne oldu? Bizim bir duran cismi harekete geçirmemiz, o harekete başlangıç noktasına ulaştırmamız biraz daha zahmetli olacaktır. Niye? Daha büyük kuvvet uygulamam gerekiyor. Bundan dolayı duran cisimleri hareket ettirmek daha zordur diyoruz ve devam ediyoruz. Ahan da bir grafik sorusu. O güzel. Ne demiş sorumuzda? Sürtünmeli yatay düzlemde durmakta olan cisme uygulanan kuvvet ve cisme etki eden sürtünme kuvvetinin grafiği şekildeki gibidir. Bakınız harekete geçirmek için 20 Newton uygulamam gerekiyormuş ama harekete geçtikten sonra 15 Newton'da sabit kalıyormuş. Şurası kinetikti, kinetikti. Şurası da statik idi. Bu arada başlangıçta cismin durmakta olduğunu da hatırlatmak isterim. Buna göre hangileri doğrudur? Bakalım. Cisme 18 Newton kuvvet uygulandığında sürtünme kuvveti 18 Newton'dur ifadesi Doğru arkadaşlar. Neden? Çünkü cisim durmaktaydı ve ben cismi henüz harekete geçiremedim. Çünkü 20 Newton'dan itibaren harekete geçiriyordum. Şu halde şurası böyle bir yerde 18 varsa şöyle bir yerde de yine ne olacak? 18 Newton olacak ve cismim henüz harekete geçmeyecek. Cisme 20 Newton'lu kuvvet uygulandığında cisim ivmeli harekete başlar. Doğru mu ifade? Doğru ifade arkadaşlar. Neden? Çünkü ben 20 Newton uyguladım. Cismi harekete geçirdim. Harekete başladığı andan itibaren kinetik sürtünme bölgesine geçti ve artık sürtünme kuvvetim 20 Newton değil 15 Newton oldu. Dolayısıyla 20 ben uyguladım. Harekete geçtiği için sürtünme kuvveti 15 Newton değerine ulaştı ve 5 Newtonluk net bir kuvvet olduğu için cisim artık yavaş yavaş ivmelenmeye başlayacaktır. Üçüncü öncülüm cisme 30 Newtonluk kuvvet uygulandığında cisme etki eden net kuvvet 10 Newton olur. Bakalım 10 mu olur? 30 artık kinetik bölgedeyim yani. O halde 30 benim uyguladığım kuvvet. Kinetik sürtünme kuvveti de 15 Newton idi. 30'dan 15 çıkartırsam elime 15 Newton kaldı. 10 Newton dedi bu yanlış. Cevabımız 1 ve 2 numaralı öncüler oldu sevgili gençler. Bir de sürtünme kuvvetini hesaplayalım. Aslında biraz da böyle yorum yapmamız lazım. Yatay düzlemdeki 5 kilogram kütleli x cismi ve yüzey arasındaki sürtünme katsayısının sayısının değeri 0,5'miş. Aşağıdaki sistemlerde cisme etki eden sürtünme kuvvetlerinin ve cismin ivmelerinin büyüklüklerini hesaplayınız demiş. Önce arkadaşlar cisim harekete geçiyor mu geçmiyor mu bunu bulmam lazım. Aynı cisimler var. O halde f sürtünme eşittir k çarpı n dedim. Buradan k'mız 5 bölü 10 diye verilmiş. Ve yerin tepkisi ağırlığım 50 Newton olduğuna göre tepki kuvvetinde 5 çarpı 10'dan 50 Newton olur. Şunlar gitti. Neymiş o zaman sürtünme kuvveti? Şöyle diyelim 25 Newton. Bu cismi harekete geçirmem için minimum 25 Newton'luk kuvvet uygulamam gerekiyormuş. Şimdi o halde ben 20 Newton uyguluyorsam cismim sürtünme kuvveti 25 Newton cisim harekete geçmedi. Harekete geçmedi. Dolayısıyla birinci durumda hatta şöyle yazabiliriz. Statik bölgedeyim. Statik bölgede uygulanan kuvvet cisme etki eden kuvvet kadardı. O halde FC'nin üçüncü hali ne olmuş? 20 Newton. Dolayısıyla arkadaşlar ivmemiz 0. 5 Newton uygulamışım. 5 Newton uyguladığımda sürtünme kuvvetimin değeri de uygulanan kuvvet kadar olacağı için 5 Newton olacak. Bakın buradaki değeri yazmıyorum. Niye? Cisim harekete geçmedi. 28 newton uyguladım, güzel. 28 newton uyguladığımda sol tarafa doğru 25 newtonluk sürtünme kuvvetim var çünkü harekete geçtiğim için artık maksimum değerdeyim. Net kuvvetim ne oldu? F net eşittir m çarpı a'dan yazalım ya da a eşittir f bölü m'den yazalım. F'imiz net kuvvetimiz, bakın 28 sağ tarafa doğru, 25 sol tarafa doğru. O halde 3 newtonluk net kuvvetim kaldı. Kütlemde 5 kilogram idi. 3 bölü 5 metre bölü saniye karelik bir ivmemiz varmış. Ve son olarak bakın 10. Yine harekete geçiremedim. O halde sürtünme kuvvetimin değeri şunu da yazmayı unutmuşum. Ne olacak? F sürtünme 10 Newton olacak. Bu da harekete geçmedi. Sadece arkadaşlar 4 numaralı yazmış olduğumuz cisim harekete geçmiş diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bugün ne gördük sizlerle birlikte? Bugün Newton'ın hareket yasalarını gördük. Birinci yasamız eylemsizlik idi. Eylemsizliği gördük. Yani net kuvvetin sıfır olduğu durumlardan bahsettik. Sonrasında arkadaşlar temel yasayı gördük. Temel yasa içinde dedik ki F net eşittir M çarpı A net bir kuvvet vardı. Ve son yasamızda etki tepki prensibiydi sevgili arkadaşlar. Ve dedik ki f etki eşittir vektörel eksi f tepki eşit büyüklükte ve zıt yönlülerdi. Bunları bitirdikten sonra kısa bir konumuz daha vardı arkadaşlar. Bu da sürtünme kuvvetiydi. Şöyle yazdım. Sürtünme kuvvetini de bugün gördük. Aman diyeyim ödevlerinizi yapmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Sürtünme kuvveti ile alakalı özellikle tepki kuvvetini yazdığımıza dikkat edin diyorum. Evet sevgili arkadaşlar haftanın ödüllü sorusu ekranlarınızda cevapları yorumlara muhakkak bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.